basına ve kamuoyuna İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma neticesinde Çağrı İstanbul Şube Yöneticisi meslektaşımız Avukat Naim Eminoğlu ve Çağrı Üyesi meslektaşımız Avukat Doğa İncesu 2 Temmuz sabaha karşı evleri basılarak gözaltına almışlardır. Her gün adliyede mesleki faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın ifadeleri davet edilerek alınabilecekken sabaha karşı ev baskınıyla gözaltına alınmış olmaları kabul edilemezdir. Haksız ve hukuksuz şekilde gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Keyfi ve hukuksuz uygulamalara her alanda yönetme biçimi olarak dayatan siyasi iktidar çok açıktır ki bu hukuksuzluğa karşı çıkan avukatları da hedefine almaktadır. Derinleşen yönetememe krizi toplumsal muhalefete ve onun demokratik kazanımlarına dönük saldırıları beraberinde getirmektedir. Meslektaşlarımızın da içinde yer aldığı gözaltıların nedeni tam da budur. Adil yargılanma hakkının çiğnendiği, hukuki güvenceden yoksunluğun olağanlaştığı günümüzde yürütmenin yargıya açıktan talimat verdiğini görmekteyiz. Fakat tüm bunlara rağmen halkın demokratik kazanımlarına sahip çıkarak ekonomik, siyasi, kültürel, akademik alandaki tüm haksız uygulamalara ve hukuksuzluklara karşı direnmekteyiz. İşçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, ötekileştirilenlerin yanında saf tutan avukatlık pratiğimizin, hukuk mücadelesi geleneğimizin hedef alındığının farkındayız. Siyasi iktidarın muhalif avukatlık pratiğine tahammülsüzlüğünün bilincindeyiz. Yaratmaya çalıştığı biat eden savunmaları reddediyoruz. Mesleki faaliyetlerimizin hak temelli ezilenlerden yana sürdürmeye devam edeceğiz. Siyasi iktidarın tüm bu saldırılarına karşı mücadelemizde asla geri atmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Yöneticisi Avukat Naim Eminoğlu ve Çağrı Üyesi Avukat Doğa İncesu'nun hukuki sürecinin takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz. Bu haksız ve hukuksuz duruma son verilerek tüm gözaltıların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Savunma susmadı, susmayacak. Savunmaya Özgürlük Platformu.